Diplomasi trafiği de sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili diplomasi trafiğini sürdürdü. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Erdoğan, Bulgaristan ve Finlandiya Cumhurbaşkanları ile de bir araya geldi görüştü. Tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna savaşında. Türkiye savaşın bitmesi ve barışın sağlanması için diplomasi kozunu masada tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri gündemdeydi. Erdoğan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın işbirliğini muhafaza etmenin önemine işaret etti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda değerlendirildi. Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi. Erdoğan'ın diplomasi mesaisi bu görüşmeyle sınırlı kalmadı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştırma, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde de gündemde Ukrayna vardı. Erdoğan ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti. İçinde bulunulan dönemde savunma sanayi alanında işbirliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sevgili seyirciler görüşmenin ana gündem maddesi elbette Rusya-Ukrayna savaşıydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise aynı dakikalarda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kulebayla son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Evet Rusya kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine vize misillemesi yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hasım ülkelerle vize rejimine dair yeni bir kararname imzaladı. Rusya hükümeti yeni kararnameye göre Avrupa Birliği, Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein'da Yürürlükteki vize kolaylaştırma anlaşmalarının bazı maddelerini askıya aldı. Karar özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin resmi delegasyon üyelerini ve gazetecileri ilgilendiriyor. Çünkü diplomatik pasaport sahiplerinin Rusya'ya vizesiz girme hakkı sona eriyor. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı'na düşmanca davranışlarda bulunan yabancılar için de ülkeye giriş kısıtlaması getire, getirebilme yetkisi tanınıyor.